Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bakın 3 ay biz neyi konuşacağız biliyor musunuz? Avusturya Mahkemesi'ni konuşacağız. Bir kara paracıyı, bir dolandırıcıyı, bir sahtekarı, bunları ben demiyorum, MASAK diyor. 91 sayfalık MASAK raporu diyor, ben demiyorum. Amerika mı yargılayacak, Türkiye mi yargılayacak? Ya bu adam elimizdeydi, avcumuzdaydı. Şimdi Avusturya'dan bunu almaya çalışıyoruz güya. 5 Kasım'da MASAK diyor ki, ben rapor hazırlıyorum. Uzun bir rapor. Bir görüş bildiriyor. Hasan Yılmaz dönemin başsavcı vekili bunu bir rapormuş gibi 3 sulh ceza mahkemesine başvuruyu yapıyor. Mal varlığındaki tepkilerin hepsi kalkıyor. İrfan Fidan Cumhuriyet Başsavcısı yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyor. Sonra 20 Ocak'ta bu rapor geliyor. Ne diyor? 310 milyon dolarlık Türkiye'de kara para aklanmış. Dolandırıcılık, sahtecilik işlemleri yapılmış. Peki bu iki isim nerede? Biri Adalet Bakan Yardımcısı, biri Anayasa Mahkemesi üyesi. Ya bundan büyük bir utanç var mı bu ülke için? Şimdi bu adam bir otel, Paramount Otel. Ben merak ediyorum, burası AK Parti'nin sosyal dinlenme tesisleri mi? Ya başbakan orada, bürokratlar orada. Ne işi var bu adamların orada? Binali Yıldırım'ın ne işi var orada, bana söyleyin. Ne işi var bu kirli otelde? Ha biz bunu sorgulayamıyoruz. Şimdi daha çirkin bir şeyi söyleyeyim. Korkmaz Karaca kim? Merkez Kara Yürütme Kurulu üyeniz değil mi? Korkmaz Karaca. Doğru mu? Bilmiyorsun bile. Bence bilme bile. Unut onu. Unut bence onu. Unut. Şimdi bu adam bir iddiaya göre Sezgin Baran Korkmaz'dan 4 milyon lira değerli bir aracı aldığı söyleniyor. Bugün Saygı Öztürk sormuş. Evet demiş, aracım bozuldu. Bu sarayın danışmanı bakın. 4 ay kullandım. Sarayda araç yok değil mi? Kıran gibi var. Ya şimdi hala bir savcı buna soruşturma açmıyor. Korkmaz Karaca, sarayın danışmanı. Beylerbeyi'ndeki kiraladığı yalıda Sezgin Baran Korkmaz'ın odası var. 4 milyonluk aracı vermiş. Cumhurbaşkanının danışmanı. Ya gerçekten edep. İşte bunları bir savcı soruşturmazsa nasıl olacak arkadaşlar? Bakın, ben genel olarak konuşmuyorum. İçinizde maaşıyla geçinen, çocuklarına helal lokma veren arkadaşlarım var, ben biliyorum. Hepiniz hırsızsınız falan gibi lafları da kabul etmiyorum. Ama içinizde çok kirlenmiş insanlar var arkadaşlar. Vallahi da var, billahi de var. Burnuna kadar pisliğe batmış insanlar var. Sizde daha çok. Bakın, bizde daha çoksa Sezgin Baran Korkmaz'la bir tek ilişkisini koyarsın ortaya. Varsa benim hakkımda, bizim hakkımızda böyle bir iddia, zaten savcılar sektirmeden yargılıyor. Sizde olan pislikleri sorgulamıyorlar arkadaşlar. Rüşvet var, yolsuzluk var, zimmet var. Olmaz. Diyorsunuz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmadıkları. Tek farkımız var. Biz yolsuzluk, hırsızlık yapmayız. İşte iddialar, MASAK raporu sizi suçluyor, sizi rezil ediyor. İşte gerçekler burada.